Sevgili izleyiciler, Mahmut arkadaşım da söyledi. Her gelmeye biraz daha bina eksiliyor. Çatısı da aşağı inmiş. Tabii yıkım başlamış aslında. Ama biz bu konuya duyarlı insanlara da mikrofon uzatıyoruz. Kozan Devlet Hastanesi yıkılıyor. Vicdanımız el vermiyor. Bu konuda da İbrahim abi bir açıklama yapacak oldu. Abi. İyi günler. Biz buraya baktığımız zaman burada yaklaşık bir 20-30 milyon liraya mal olan bir bina var. Zeki Pehlivan'ın ön ayak olduğu, büyük kısmını kendi ödediği, artı diğer vatandaşlarımızın yardımcı olduğu bir bina. Bu yıkılıyor. Şimdi niye böyle oldu? Ben Kozan'da bu işi en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Büyük bir ihtimalle şöyle olmuştur diye düşünüyorum. Tabii kimse açıklama yapmadı, sadece yorum bu. Büyük bir ihtimalle bunu statiri yapan Bahri abi. Ben biliyorum Bahri Duru. Ben de ilk başlarda buna destek oldum. Bahri Duru kimdir abi? İnşaat mühendisi. Kozan'da büyük projelere imza atan inşaat mühendisi. O yapmıştı. Bunda devre statiğinde bir eksik olduğunu zannetmiyorum. Yeni deprem yönetmeliğine göre, o zaman 99'a çıkan deprem yönetmeliğine göre uygun olarak yapıldığını biliyorum. Belki şundan dolayı bir şey vardır. Beton şeyi zayıf diye düşünüyorum. Beton kalitesi zayıf diye. Ondan dolayı karot yapmışlardır. Ondan dolayı bina taşımaz diye. Ama sırf bundan dolayı da zaten sökülmez bina. Kozan'da her şeye ihtiyaç var. Örneğin diş hastanemiz yok. Turizmle ilgili okulumuz yok. Ve en önemlisi, bilen beni çok iyi biliyor. İzleyicilerimiz de biliyor. Kozan'da benim bir engelli oğlum var. Şu anda lise son sınıfta, liseyi bitirecek. Liseden sonra onların gideceği bir eğitim iş okulu var. Engelli ailelerin birçoğu bunu bilmiyor. Biz defalarca milli eğitime gittik. Bir tane bir okul yaptırın, okul yaptırın diye açmadılar. Açacağız dediler, açacağız dediler. Hiç kimseden bir ses gelmedi. Yani bu misilli binayı böyle yıkıyorlar. Benim en çok üzüldüğüm de şu anda iktidar sahiplerinden kimse de gelip burada kimse konuşmuyor. Hep konuşanlar sosyal demokrat, sol insanlar, hayırsever istisnalar var. Bizim canımız gidiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Zeki abi, benim de babamın arkadaşı. Şimdi şuraya yaklaşık, ben bir kaba bir hesap yaptım. Ölüsü 15 trilyon para harcamış şu günün parasına göre. Ya diyorum, bu adam gitse tarla takıp, zaten bahçesi de var. Limon, portakal. Yüzlerce dönüm tarla. Ne yüzlerce dönüm? Şu anda 3000 dönüm tarlası olurdu. 2000, 3000 dönüm bahçesi olurdu adamın. Adam gelmiş Kozan'a vakfetmiş. Alın yapın demiş. Yani ben anlamıyorum, burada İl Sağlık Müdürü nerede? Kozan'la yakın demiş. İl Sağlık Müdürü nerede? İlçe Sağlık Müdürü nerede? AK Parti ilçe başkanı nerede AK Parti? Dolu etrafında adam var. Şu mahalle bu mahalle sorumlusu. Nerede? Tamer Dağlı nerede? Hani nerede? Yıkıyorlar. Sonra da Kozan'a bir şey yaptıracaklar. Benim engelli çocuğuma okul yaptırmıyorlar. Diş hastanesi yok. Doğum yeri yok. Şu yok, bu yok, yok. Zeki abi izledin sen. Zeki abi benim de çok iyi tanıdığım bir insan. Bir sözü var. Diyor ki, ben Allah indinde bunları hakkımı helal etmiyorum. Bu anlayanlar için çok çok büyük bir laf. Hakkını helal etmiyor. Ben mimar olarak şunu söylemek istiyorum. Buranın yıkım kararı var. Artı bir de bir raporu var. Ben bir mimar olup bu raporu görmek istiyorum. Bunu sizin vasıtanızda bütün artık ilçe sağlık mı, il sağlık mı, AK Parti ilçe başkanı mı, AK Parti milletvekili mi? Lütfen buna gelsin, bu raporu versin. Bunun güçlendirilmesini yapılabilir. Ben görmek istiyorum, buna vatandaş olarak da hakkım var. Bu bir daha eğer güçsüzse ilk önce ben bunu raporunu görmek istiyorum. O raporun neticesinde biz burayı güçlendirebiliriz. Bu binayı tekrar ayağa kaldırabiliriz. Ve Kozan'ımıza da çok büyük bir hizmet olarak bu bina geri döner. Bunu hep beraber bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Evet. İbrahim abi, burayı hayırseverler yaptı. Hayırseverler içerisinde de bir tane müteahhit Bahri abimiz var. O da başında durdu bu yapılan işin. Ve hayrıyla da kendisi de buraya katkı yaptı. Bu binanın kullanılan malzemelerin eksik olma ihtimali nedir? Eksik olma ihtimali devrinde eksik olduğunu zannetmiyorum. Yalnız o yıllarda hazır beton tesisleri yoktu. Elle yapılan, beton yerle yapılan beton vardı. Belki onda bir kalitesizlik olabilir. Çünkü oradaki karışım oranları etkileyebilir. Ki
benim de meslekli mimar olarak ve tecrübem olarak zannediyorum beton kalitesi bir zayıflık var diye düşünüyorum. Ama statiğinde bir eksiklik olduğunu raporu görmeden bunu raporu siz görmeden böyle düşünüyorsunuz. Ben aşağı yukarı %80-90 yıkılması için bir gerekçe değil bu. Gerekçe değil. Güçlendirme. Biz bunu diğer şeyleri de yaptık. Güçlendirme raporu hazırlıyoruz. Yeniden bu karot deneyi zaten yapmışlardır. Güçlendirme raporunu hazırlayıp buna uygun neresi güçlendirilecekse ona bir güçlendirme yapıp ek bir maliyeti var. Yeniden bina hazır oluyor. Ama yıkılmaz. Herhalde yıkılmasın. Çünkü bu kadar bina yapılmış. Yaklaşık 4000 metrekare inşaat alanı var. Ya şu anda ölüsü 30 trilyon. Yani bu hangi hükümet gelip de bu 30 trilyonu buraya gönderecek? Bu yoklukla gönderecek var mı? Şu anda piyasanın halini görüyorsunuz. Elimizdekine sahip çıkalım, bu karar durdurulsun diyorsunuz. Durdurulsun. Biz de İbrahim Demir olarak, arkadaşlarımız o Kozan'la biz buna hazırız. Elimizden ne gerekiyorsa yaparız. Zayıf olan noktayı biz güçlendiririz diyorsunuz. Aynen, aynen. Evet İbrahim abi sağ ol, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir ekleme yapmak istiyorum. Bu haber şu anda ulusal kanallarda çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. Korkuyorlar. Yerel basın bazıları yapmadı. Ulusal basın hiç yapmıyor. O televizyonu seyrediyorsun hiçbir kanalda ya böyle haberleri yapmıyorlar. Bu üzücü bir durum. Ayrıca ben size Otağ TV ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir bedel ödeme karşılığı yapmadan gelip buraya durmadan çekim yapıyorsunuz.